Efendim saatlerimiz artık 8'i gösteriyor. Son 2 saatimiz içerisindeyiz. Şöyle dış haberlere biraz bakalım. Ülkede neler yaşanıyor? İskoçya'da 37 yaşındaki Hamza Yusuf ülkenin ilk Müslüman başbakanı oldu. Parlamento tarafından seçilen Yusuf ülke tarihine geçti. Fransa'ya bakalım. Emeklilik reformu Fransa'yı savaş oranına çevirdi. Cumhurbaşkanı Macron'a duyulan öfke anketlere yansıdı. Görünen o ki gelecek Macron için pek parlak değil. Efendim gazete turumuzda şimdi de sırada Bir Gün gazetesi var. Detaylara bakalım. Adrese teslim afet ihaleleri diyor. Doğru düzgün zemin etütü yapılmadan alelacele düzenlenen ihaleler hız kesmiyor diyor. TOKİ'nin 11 ilde deprem sonrası pazarlıkla verdiği ihalelerde adrese şaşmıyor. Adrese teslim afet ihaleleri başlığıyla veriyor Bir Gün gazetesi bu haberi manşetinde. Sadece grev değil, umut seferberliği diyor bir diğer haberinin başlığında. Fransa ayakta. Macron yönetiminin emeklilik yasasına karşı milyonlar dün bir kez daha alanlara çıktı. Para yok, borç çok, harcamalar karttan diyor bir diğer haberinin başlığında da. Açlık ve yoksulluk sarmalındaki yurttaşlar çareyi kredi kartında arıyor. Kredi kartıyla yapılan alışverişler bir haftada 114,4 milyar lira olarak kayıtlara geçmiş. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ne de bakalım. Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi de bugün manşetinde şunu söylüyor efendim. Koca ve Ersoy 2023 seçimi için affını istedi. Kurmaylar listedeki yerlerini beğenmedi diyor. AK Parti'de üst düzey kaçış başlığıyla veriyor efendim bunu. İktidar içinde beklenmedik isimlerin ayrılığı yaşanabilir diyor bu haberde de. Ve manşete baktığımız zaman Hizbullah'a 3 sandalye haberini görüyoruz efendim. AK Parti terör bağlantılı Hüdapar'ı meclise sokacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli diye nitelediği Devlet Bahçeli'nin ise terörle bağının kalmadığını iddia ettiği Hüdapar AK Parti listelerinden seçime katılacak. Bu haber de yine Cumhuriyet Gazetesi'nde hatırlatılmış durumda. Şimdi çok kısa bir araya gidelim. Ardından saatler 9'u gösterecek. Biz yine burada olacağız ve Ankara'ya döneceğiz. Bugün neler olacak diye soracağız. Kısa bir ara. Yeniden merhaba efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 saati geride bıraktık. Son 1 saatimiz içerisindeyiz. Saatlerimiz artık 9'u gösteriyor. Hemen Ankara'ya dönelim. Ankara bağlantımızı gerçekleştirelim. Muhabir arkadaşımız Fevzi Özgür Altın bizi bekliyor bugün Ankara'da. Fevzi günaydın, merhaba, nasılsın? Teşekkürler Çağla, günaydın, sen nasılsın? Teşekkürler. İstanbul'da biraz önce dolu yağışı başladı. Ankara'da görüyorum şu an kar yağışı devam ediyor. Nedir trafikteki durum ve hava durumundaki durum? Teşekkürler Fevzi. Bizim de gözümüz kulağımız bugün Ankara'da olacak değerli izleyenler. Yine Ankara'dan önemli bir başlık bugün Fevzi de söyledi. İyi Parti'nin grup toplantısı da gerçekleştirilecek. İyi Parti'de bir hareketlilik devam ediyordu. Yavuz Ağrelioğlu'nun son zamanlarda yapmış olduğu açıklamalar, çıkışlar oldukça gündemdeydi. Tartışmaların da fitilini ateşlemişti yapmış olduğu açıklamalarla birlikte. Dün de bugün için Meral Akşener'le görüşeceğim ve istifamı vereceğim ifadelerini kullandı. Bu açıklama gündeme düşmüştü ve İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan da bunun üzerine yeni bir açıklama gelmişti. Kürşat Zorlu, istifa müessesesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür ifadesini kullandı ve herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir dedi. Bu açıklamanın ardından da Yavuz Ağrelioğlu İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Bakalım bugün İyi Parti'nin grup toplantısında bu konuda gündemde olacak mı? Akşener buna değinecek mi? Kulislerden ne mesajlar gelecek? İzleyeceğiz efendim. Gazete turumuzda sırada Yeni Çağ gazetesi var efendim. İktidara ben değil millet gelecek diyor manşetinde. Türkiye'ye baharı getirmek için yola çıktık diyen milletin adayı Kemal Kılıçdaroğlu işe kamudaki araç saltanatından lüks harcamalara kadar yaşanan israfı durdurmakla başlayacaklarını söyledi. O açıklamalarda yer buluyor efendim Yeni Çağ gazetesinde. Tarım arazilerimiz Araplara peşkeş çekiyor diyor. Arap ülkeleri tarım arazilerimizi
bir alıyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, geçen yıl 745 yabancı uyruklunun ülkemizden 5 milyon 219 bin metrekare tarım arazisi satın aldığını açıkladı diyor bu haberde de. Bir de Hürriyet Gazetesi'ne göz atalım. Hürriyet Gazetesi de bugün manşetinde sömürge torunları diyor. İngiltere'nin Hindistanlı Başbakanı, krala eşlik edecekler. İskoçya'nın Pakistanlı Başbakanı ve Londra yönetiyor başlıklarını görüyoruz. Fatih Erbakan'ı ziyaret etti başlığını da görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirdiği ziyarette yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve Fatih Erbakan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yine Yavuz Ağaralioğlu'nun istifasının yankılarını haberini Hürriyet Gazetesi'nde de görmekteyiz ve İnce ile bugün görüşecek olan Kemal Kılıçdaroğlu haberini de görmekteyiz. Muhalefet bloğunun merakla beklediği kritik görüşme bugün gerçekleşecek diyor. Fabrikayı gezdim, Altay'ı inceledim diyor. Mete Yarar, Artifiye Tank Paleti Fabrikası'ndaki izlenimlerini kaleme aldı. Altay tankını üreten ekiple fabrikada bir araya geldim. İzlenimlerini de not etmiş durumda. 5 mühendis yeni bir cihaz geliştirdi. Günde 25 litre üretim yapabiliyor bu cihazla. 3 farklı prototip diyor. Bu haberin de detaylarını yine paylaşıyor Hürriyet gazetesi. Hürriyet'te de öne çıkan başlıklar, manşetler böyle efendim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Seçime giden süreçte dediğimiz gibi biraz önce de tartışmalar var, beklenenler var, itiraz süreci var. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayları geçici olarak açıklandı ama bir de itiraz süreci var. Gözler Erdoğan'ın adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazlarda. Bakalım YSK bu itirazları değerlendirdikten sonra hangi kararı verecek? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da gençlerle bir kafede sohbet etti. Kılıçdaroğlu gençlerin sorunlarını tek tek dinledi ve çözüm önerilerini anlattı. Değerli izleyenler, artık vaktimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün evet Ankara'da önemli bir görüşme var. Bütün siyasetin merakla beklediği görüşme, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelecekler. Bakalım o görüşmeden ne çıkacak, liderlerin açıklamaları ne olacak? Sözcü Televizyonu'ndan da canlı yayından an be an izleyebilirsiniz. Yarın biz yine saatler 7'yi gösterdiğinde burada olacağız. Sizleri de bekliyor olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, mutlu bir gün diliyoruz.